Az önce muhabirimiz Ahmet Selim Kul bizlere Fenerbahçe'nin Djiku transferini anlatmıştı. Şimdi oyuncu ile ilgili, transferle ilgili konuğumuz var telefon attığımızda. Ender Bilgin bizimle konuşacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Kolay gelsin, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe biraz vitesi yükseltti transferde ve beklenen isimler birer birer kadroya dahil edilmeye başlandı. Djiku transferiyle ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Açıkçası Fenerbahçe'de gidebilmesi muhtemel isimler de var stoper bölgesinde. Hal böyle olunca Alessandro Djiku da son günlerde gündemde olan ve Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bölgedeki isimlerden biriydi. Sağ ayaklı, sağ stoper ağırlıklı oynayan ama zaman zaman sol stoper olarak da görev alabilen bir oyuncu Djiku. Zaten iyi tanıyordur futbol severler. Montpellier doğumlu ama Gana asıllı bir oyuncu bu. Strasbourg'da da uzun süredir oynuyor. Bastia çıkışlıdır. Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki ofansif anlamdaki transferleri, o arayışları hep ön planda. Fakat geçtiğimiz yılın Fenerbahçe'sinde en önemli sorunun savunma problemi olduğu düşünülecek olursa, Fenerbahçe'nin aslında savunmada pansumana ihtiyacı vardı. Alexander Djiku da bu anlamda yapılan transferlerden biri. Futbol severler, artık iletişim çağındayız. Dünya çok küçüldü. Mutlaka özelliklerini biliyorlardır ama işte uzun top atma becerisi olan, top ayağına yakışan bir savunma oyuncusu. Biraz sert, dolayısıyla kart eğilimi de olan bir oyuncu olduğunu belirtmek lazım. İlk hamleleri yerinde ama ilk hamlede eksik kalırsa ikinci hamleyi de yapabilme hızına sahip. Yani duracağı bölgeyi, pozisyon almayı bilen, sert ve Fenerbahçe seyircisinin, taraftarının hoşlanacağı bir oyun yapısı var Djiku'nun. Öyle zannediyorum ki iyi adapte olursa kadroda yer bulabilecektir. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin savunmasında takviyeye, katkıya ihtiyacı vardı. Bu anlamda düşünülen transferlerden biri. Bakalım, daha gerisi de gelecektir. Çünkü gitmesi muhtemel oyuncular var stoper bölgesinden. Djiku'nun transferini de bu anlamda ben faydalı bir transfer olarak niteleyebilirim. Ender Bilgin, aslında Fenerbahçelilerin beklediği mevkiydi. Uzun zamandır stoper transferinin neden yapılmadığı sorgulanıyordu. Sizin de söylediğiniz gibi Zalai'ye teklifler olduğu konuşuluyor. Mevcut kadrodaki stoper mevkiindeki oyuncuların da performanslarından çok memnun olunmadığı konuşuluyor. Şimdi bir transfer daha bekliyor musunuz stoper mevkiinde? Şöyle, şimdi Zalai sol stoper, evet. Orada Luan Perez'i oynatmayı düşünüyormuş İsmail Kartal. Dolayısıyla Djiku sağ ayaklı bir stoper, sağ stoper oynuyor ama solda da oynayabiliyor. Solda oynadığı maçlar da var. Ben birkaç maçını seyretme imkanı da bulmuştum. Ama öyle zannediyorum ki onu öncelikli olarak sağda kullanmayı deneyeceklerdir. Yani Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda kimleri göndermeyi düşündüğüne bağlı bu. Şimdi iki tane Türk oyuncu var. Mevcut 8+3 kuralında Türk oyuncuların önemi de malum. Ama hem Serdar o bölgede, hem Samet o bölgede, bunlardan yani nasıl olacak diye de insan düşünmüyor değil. Birbirine benzeyen oyuncular çünkü Serdar ve Samet. Belki onlardan birisi acaba kadroda düşünülmeyecek mi? Ya da işte şeyin, Zalai'nin gitmesi söz konusu olursa solda sağ ayaklı bir stoper kullanma düşüncesi de söz konusu olur mu? Bu anlamda Osterwolde'yi de aslında sol bek oynatacak ama sol stoper oynamışlığı var. Orada bir yedek olarak düşünebilir İsmail Kartal. Bilemiyorum, daha belki bir oyuncu transferini daha bekleyebiliriz. Bu biraz da gidecek isim ya da isimlere bağlı. O şekilde değerlendirmek lazım. Eğer Zalai örneğin gidecekse ya da daha gitmesi muhtemel başka isimler de buna eklenecekse, ne bileyim, örneğin Samet'i düşünmeyecekse Fenerbahçe,
o zaman yeni oyunculara da ihtiyaç duyulabilir. Ben Fenerbahçe'nin açıkçası en önemli takviyeleri yapması gereken bölgenin savunma olduğunu düşünenlerdenim. Tamam, mutlaka alacak işte kanat oyuncusu, uzun süredir Zaha'yı bekliyor örneğin Fenerbahçe. Belki ileri uca bir takviye düşünülebilir. Belki 8 numara pozisyonuna bir takviye düşünülebilir, 10 numara pozisyonuna. Fakat savunmasını, yani gol yememeyi becerebilmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu anlamda ben belki bir takviye daha olabileceğini öngörüyorum.